Değerli izleyenlerim, sayın konuğumuzla, değerli konuğumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Evet, demin tam kuşlarda kalmıştık. Buyurun. Evet, yani insana yakışan gönlüyle ve aklıyla bir olarak var olmak demiştik. Şimdi burada biraz daha açayım mı? Yani nefis terbiyesi nedir diye. Yani güzelleşmek diyoruz biz onu, öyle tabir ediyoruz. Güzelleşmek için anlayış geliştirmek lazım, sabır geliştirmek lazım, şefkat geliştirmek lazım. Ve insanın 3 tane görevi var demiştim geçen seferde. Eksiklerimizi bulup onları tamamlamak, hatalarımızı bulup düzeltmek ve zenginliklerimizi fark edip onları geliştirmek. İnsanlarda mesela çok fazla gurur görüyoruz. Ben merkezcilik görüyoruz. İnsanları korkutmaya ya da aşağılamaya ya da ayrımcılık yaparak yönetmeye görüyoruz. İş yerini bakıyorsunuz, bir patron varlıklı, ne kadar güzel, iyi, bir sürü insan çalışıyor yanında. Evet. Ülke ekonomisine faydası var bu kişinin ama ayrımcılık yapıyor. Ters diyor, aşağılıyor, sen elemanımsın diyor, sana para vermiyor muyum diyor. Bunlar olmaz. Anladım. Bunlar insanı aşağılamak oluyor. Bunlar insanı küçültür. Geçici bir dünyadayız. İnsan kıymeti bilmek lazım. Ha, kıymet bildiğimiz zaman o kişi de şımarabilir. İşte şımarmamalı. Biraz daha bu tasavvuf okulunu, değil mi, girdiğimizde, irdelediğimizde insan olma eğitimi. Bence okullarda okul yazma öğretmeden önce insan olma eğitimi olsa çok daha önemli şeyler öğreniriz. Çünkü insan olmak nedir onu sanki unuttuk. Sanki değil, evet, unuttuk. Yani insan olmayı, hani iki kolun bacağın var, şimdi ben kendimi göstereyim ve egolar gelişiyor. Ben dünyada sanki bir delilik hakimmiş gibi görüyorum. Aslımızdan uzaklaştık. Geçenlerde hatta bir genç kızımız aradı. Ya ablacığım dedi, seni bugün daha iyi anlıyorum dedi. Yeni evlendi. İşe başladı bu arada. Seni şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Ne demek istediğini dedi. Hayrola dedim, hangi konuyu? Ondan sonra ya dedi, hani sistem bizim vaktimizi çalıyor ve biz asıl var olma nedenimiz olan olgunlaşmaya ulaşamıyoruz. Ha öyle mi dedim şimdi? Evet evet, sorma dedi. Sabah kalkıyorum dedi. Hiç dedi eşimle hadi canım öptüm bye diyoruz dedi. Bir cümle bile ağzımızdan çıkamadığını görüyorum dedi. Öptüm bye deyip ayrılıyoruz. O işine koşturuyor. Ben eşime koşturuyorum. Para kazanıyoruz. Aman oh ne güzel, çok para kazandık diye sevinelim derken aldığımız anda bir sürü borcumuz var. Şunun taksitini ödeyeceğiz. Bunu buraya ödeyeceğiz. İşe de gidiyoruz. Bir de dışarıda görüyorsun tabii. Yani limon alırken yanında da efendim güzel bir diyelim saç tokası da görüyorsun. Onu da alıyorsun. Yani sistem sürekli para harcattırıyor. Ciciler sunuyor bize. Değil mi? Onu al, bunu al. O cicileri alıyoruz tabii. Çünkü minnacık insanlarız, manipüle oluyoruz. Onları harcadıkça da paramızı tekrar çalışıyoruz. Ne oluyor? Bütün ömrümüz çalışmakla ve o cicileri satın almakla geçiyor. Bu arada da kendimizi, ya ben kimim, niye doğdum, var olmamın sebebi nedir, onu unutuyoruz. Hiç bunun sözü geçmiyor zaten. O arada ama ruh bir boşluğa düşüyor. İşte boşluğa düştüğü zaman da tabii ki bu tür tarikatlar vesaireler el uzatıyor. Onda da şimdi düşünmeye fazla vakit yok. Kim varsa öncü ona dinliyoruz. Bir bildiği vardır deyip insanlar yine ezber gidiyor. Aynı günlük hayatındaki ezberi de bu sefer orada da yapabiliyorlar. Onun için de bu denli tabii tarikatlar çoğaldı. Çeşit çeşit görüş açıları, çeşit çeşit yollar çoğaldı.
Çünkü insanlara sürekli zihni meşgul bu materyal sistemde sürekli meşgul olduğu için ben kimim, yaratıcım nasıl bir nurdur veya nasıl bir bireydir, hani iyi seviye çocuğu var vesaire, karısı var gibi düşündüğünde de bunlara vakti olmuyor. Ve bir robot gibi yaşıyor gidiyor. O geç kızım işte o gün onu söyledi. Ay hakikaten öyle dedi. Acaba işten çıksam mı diye düşünüyorum ben de dedi. Yani çalışmayayım ki dedi. Sokağa çıkmayayım. O vitrinleri görmeyeyim, o şeyleri görmeyeyim. Tabii ki o kendini frenliyor alışveriş yapmamak için ama diyor bazı şeyleri almasan da olmuyor bu sefer. Çünkü düzgün giyinmek zorundasın, bakımlı giyinmek zorundasın, insanın içine çıkıyorsun. Onlar tabii ki çok edepli, farkında bu çocuklar ama diğer insanların da hallerini görüyor. Hani aman ha işte Ahmet'e biraz hava atayım deyip daha bir pahalı bir araba alayım diyenler de var mesela. Yani gelişen endüstriyle büyüyen acımasız kapitalizmin. Evet. Değil mi? Evet. Peki bu kapitalist düzen inanç dünyamızı böyle etkiliyor değil mi? Tabii, bizim? Tabii. Kapitalist düzen direkt olarak hem beynimizi hem kalbimizi ham ediyor. Resmen. Çünkü bütün kapitalist düzenin hedefi, yani kapital, bakın adı üzerinde, para ve madde. İnsanları dünya gezegenini bir fabrika gibi düşünün. Evet. O fabrikayı parçalara bölüyor. İsimler veriyor. Japonya, Türkiye, Hindistan, Almanya vesaire grup grup bölüyor. Sen şunları üret, sen bunları üret, sen buna inan, sen şuna inan diye. Çünkü böyle odacıklar gibi düşünün. Ve her yerde insanlar sabahtan akşama kadar çalışıyor. Hayır, ondan öncesi de var. Yani çocuk da 6 yaşına geldiğinde, hani daha çocukluktan çıkmamış, hemen yuvalara gidiliyor, okullara gidiliyor, okulu bitiriyorsunuz, okur yazar oluyorsunuz. Ha ancak üniversitelere, yani bilim araştırmalarının yapıldığı yerlere giderseniz adam olabiliyorsunuz. Hani adı adamdır, işaret içinde. Yani insan olabiliyorsunuz. O zaman meslek uygulayabiliyorsunuz. Ama neticede yine sonuçta sabahtan akşama kadar bir rektör de olsanız, bir şey de olsanız koşturmak durumdasınız. Ve bizim ruh ve manevi dünyayla ilgili hiçbir vaktimiz yok. Ha ne oluyor? Alelacele 5 dakika bir vaktim var, bir namazımı kılayım deyip çıkıyor insanlar. Ona vakit bulabiliyor 2 dakika. Halbuki hedef o değildi ki, o bir antrenman şekli. Keşke tabii günde 5 kez oturup, değil mi, Yaradan'ı hissedip şöyle içimizde muhteşemliğini, güzelliğini ve ibadet edebilsek o anda. Ya Rab, dünyada her türlü olumsuzluk var. Lütfen idrakımı geliştirmeme yardım et. Lütfen doğru insanlarla karşılaştır. Lütfen olgunlaşmama destek ol. Yani Yaradan'dan isteyebileceğimiz, bakın dualar bunlardır. Olgunlaşmama destek ol Allah'ım. Doğru insanlarla karşılaştır. Gayret benden, fırsatlar senden ya Rab. Ama insanların ağzından bazen duyuyorum, ay Allah izin verirse bir araba alayım, inşallah Allah versin de işte şunu alalım. Allah'ın arabayla televizyonla ne alakası vardır? Allah sen buraya tatil yap diye efendim keyifli bir şeyler sür diye göndermedi. Tam aksine daha çok sıkıntı yaşadığında, ha o maddenin sana zaten mutluluk getirmediğini anlıyorsun ve daha çok öze dönüyorsun. Onlar şeytandan istenebilecek şeylerdir. Çünkü şeytanın elindedir bakın madde, fizik, hani en cansız olan şey. Şeytanın elindedir tabii ki. Dünyada öyle değil mi? Kimler rahat ediyor? Kimler bolluk içerisinde, bol madde içinde yaşıyor değil mi? Şimdi düşünün, güzel bir yat istiyorum. Güzel efendim villa istiyorum. Helikopterim de olsun, füzem de olsun. Efendim kadillam da olsun. Açığı da kapalısı da olsun. Kim böyle yaşayabilir? Şimdi dürüst, sade bir vatandaşın bunlara sahip olması mümkün mü? Hayır. Okey, dürüst, sade, çalışkan bir vatandaş bunlara sahip olamaz. Çünkü bunlar çok para. Okey, geçtik. O zaman sabah akşam ibadet edip, dua edip, dünyanın
hakikaten çok güzel insanlar var. Çok temiz kalpli insanlar var. İbadet edip temiz olan insan, onların mı var böyle bunları? Allah önce onları ver, ay ne kadar güzel yaptın deyip misal, hani Allah veriyorsa. Öyle bir şey, onun saçmalığını ifade etmeye çalışıyorum. Onların mı var? Yok. O güzel, masum, harika insanların da yok öyle malları, mülkleri. Kimin var? Silah kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları. Aynen. Efendim, değil mi? Silah fabrikalarını üretenler kimler? Bombaları üretenler, kadın tüccarları, organ mafyaları. Ay şimdi aklıma gelmiyor çünkü çocuğum ne gidiyor. Ama dünyada böyle, değil mi? Ya hap yap kaç denen insanlar, bir başlığı sizde vardır örnekler. Bu insanların böyle bunları var. Demek ki şeytanın elinde para, pul, mal, varlık. Allah vermiyor yani. Hani sanki bir efendim hakem var da, aferin sen iyi yaptın kızım, oğlum, sana bakayım 50 puan daha vereyim, sen kendine bu ciciyi al demiyor. Yani babayla oğul ilişkisi değil bunlar, veya anneyle kız ilişkisi değil kızım. Aferin sen bulaşıkları yıkadın, benim istediğim gibi al sana 10 lira vereyim, git sen kendine çikolata al demiyor yani. Böyle bir şey yok. Bunlar çocuksu, bunlar ilkel düşünceler oluyor. Büyük bir nur var, sevgi ve bilgi zekası ve bizler onun parçasıyız. Ve burada, bu gezegende akla karayı, güzelle çirkini, doğruyla yanlışı idrak edip olgunlaşıp, hadi canım bu da ne? Kısa, geçici, anlamsız bir madde dünyası. Benim asıl sonsuzluğa ulaşmamdır hedefim deyip, dolayısıyla bu maddeden, bu nefsimizi buraya bağlayan cicilerden, yaldızlardan terbiye edip kurtulmamız lazım. Yoksa o bizi anafor gibi çekiyor. Kariyer yap, para yap, ün yap, şöyle ol, böyle ol. Onlar hepsi sonlu. Özgür Hanım, tabii içimden bir sürü soru sormak geçiyor ama öyle güzel anlatıyorsunuz, kaptırmışsınız. Umarım inşallah. Yani hayır, konsantreniz bozulmasın diye de sormuyorum. Ama biraz önce dediniz ya, kendimizi kaptırdık böyle bir şey. Mesela gelişen yayın dünyamızda hoyratça kullandığımız internet, evet, televizyon bizi yalnızlaştırdı değil mi? Tabii. Yani bu materyalist düzende, bakın eskiden insanlar birbirinin kapısını çalardı, komşu komşuyu tanırdı, ziyarete gezmeye giderdi. Şimdi artık onlar bir insanlar oturuyor akşamları, hangi filme bakacağız, hangi kanala bakacağız diyor. Yok, hangi film? Ya acaba Ahmet Bey, Ayşe Hanım evdeler mi, onlara gidelim demiyor. Dizi. Ve dizilere, evet, bakıyorlar. Şimdi, o dizi deyince ben yani, biraz araştırdım. Hı-hı. Hırsızlık en çok gündüzleri oluyor, biliyor öyle musunuz? Mi? Tabii. Evde insanlar böyle kendini kaptırıyor diziye, kaybediyor. Ama hırsız o arada evi götürüyor. Vah vah. Samimi söylüyorum. O denli kendini kaybeden insanlar mı var? Evet. Vah, çok. Bu çok üzücü. O insan adına üzücü. Yazık. Yani bilmiyorum. En çok hırsızlık o zaman oluyormuş. Zaten ama televizyonların buluşları, yapılış nedenleri de bu. İnsanların beynini çok fazla kullanmasınlar, tabii, diye üretildi. 1942 yıllarında Profesör Schumann'ın bulduğu bir frekans vardı. Yani bu araştırmacıların paralarını verenler kimler? Tabii ki maddi açıdan güçlü olan şahıslar. Ve diyorlar ki ya, demir parmaklıklara sokuyoruz insanları, onları da kırıyorlar, çıkıyorlar. Prangalar takıyoruz, o da olmuyor. Höt diyoruz, oturmuyorlar. Korkutuyoruz, oturmuyorlar. Bu insanları susturmanın, pasif hale getirmenin bir yolunu bulmamız lazım diyorlar. Tamam patron, nasıl yapalım diyor. Bunun diyor bilim adamı sizsiniz diyor patron. Peki diyorlar, bunlar yumuluyorlar bir sürü. Bilim adamı araştırıyor. Onun için bakın Avrupa ve Amerika'da çok fazla psikolojik deney yapılır. En büyük harcamalar zannetmeyin uzay araştırmalarını yapılır. Hayır. Psikolojik araştırmalar yapılır. Avrupa'da da, Amerika'da da. Çünkü insanın psikoloji dediğimiz neydi? İnsanın duygu durumu değil mi? İnsanın şuur altı ve duyguları nasıl çalışıyor? Bunu öğrendiğinizde insan sizin kölenizi yapmanız işten değil. Dolayısıyla insanlığı
köle haline getirebilmek için hep bunları araştırıyorlar. Ve 1942'de Profesör Schumann diyor ki patron bulduk, evraka evraka nedir hayrola? Efendim diyor 7.83, şimdi beynimizin frekansları vardır, izleyicilerimiz bilirler, doktora gittikleri zaman mesela EEG çekilir. Efendim işte REM diye geçer, teta, delta sistemleri. Hani ben de bunları psikolog olduğum için biliyorum. Ve diyor ki patron diyor beyin 7.83 titreşimine geldiği anda diyorlar. Beyin gelen bilgileri, dışarıdan gelen bilgileri filtre etmiyor. Öyle mi diyor? Çok güzel bir şey bu. Çünkü öyle bir giriş kapısı buluyoruz ya o beyine müdahale etmek için. Diyor en derin uykuda da ya da işte en stresli anda da 45-50'ye frekansa çıktığında da beyin yine filtre ediyor bir şekilde. Kötüye yorumluyor ya da iyiye yorumluyor falan. Ama bize filtre etmediği bir açık kapı lazım. O da 7.83. Tamam diyor, sevindik, güzel. Ne yapalım şimdi? Bir şey, bilmem ne yapalım. Öyle bir şey üretin ki bunu her eve, her kişiye takalım, verelim, satalım. Yani saat gibi bir şey mi olmalı, yüzük mü olmalı? Ama kimiler der ki, abi biz yüzük takmayız da, öbürü saat benim umurumda. Yani diyor, bunun bir şeyler diyor. Toka herkes takmaz, gözlük desen o da benim gözüm iyi der. Yaka iğnesi mi yapalım? Bunlar bayağı tartışılıyor, ciddi ciddi tartışılıyor. Sonunda yine hepsi yumuluyorlar masa üzerine. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bulduk diyor hocam. O arada da 1935'te, ay isim şimdi aklıma gelmedi. Orson Welles bir radyo programında yapıyor. Radyo programında da her akşam radyo tiyatrosu var. Ve bir deney yapıyorlar orada ve diyor ki sayın seyirciler diyor her akşam insanların bildiği bir şey saat 8 misal bilmiyorum şu anda belki 7'ydi 8'de radyo tiyatrosu başlıyor. Orson Welles diyor ki merhaba diyor radyo tiyatrosu bu akşam diyor size bir şey anlatacağım diyor ama birkaç kelimeyi kullanmıyor. Bakın her kelime şuur altımızda bir şeyi açıklar, bir deşifre yapar. Orada tiyatro oyun kelimesini kullanmıyor. Anlatacağım diyor. Anlatınca şuur altımız çünkü resimle görür. Bakın yazı dili bizim özümüze çok yabancı bir şeydir. Beyin yazıyı bunu deşifre eder sadece ama şuur altı yazıyı görmez. Dolayısıyla Orson Welles tiyatro demeyince tiyatro resmi geçmiyor insanın gözünün önünde. Anlatacağım dediğinde bir şey anlatıyor ama ne? Ve orada Mars'tan gelen uzaylıların dünyaya saldırdığını anlatıyor. Ve insan bir bakıyorsunuz panik orada. Ve insanlar gerçekmiş zannını o kadar kaptırıyorlar kendini. Sokaklara çıkıyorlar. Ve tamam diyor bizimkiler. Bulduk. Demek ki hedef ulaştırıcı cümleler, kelimeler kullanmak çok önemli. Hangi frekansta konuşmak çok önemli. Umarım bir gün sizinle psikoloji programı da yaparız. Yapalım. Çünkü tamam. İletişimde bakın %9 kelimeler etkili. Bunlar hiç bize öğretilmiyor okullarda. Biz okullarda günlük hayat için gerekli olan şeyleri öğrenmiyoruz. %40-42 gibi ses tonu çok önemlidir ve ritim vardır onda. %51-52 de beden dili önemlidir. Bakın iletişim böyle kuruyoruz. Evet. Ben size misal, küçük bir örnek anlatayım. Ben baktım. Ramazan Bey, ne yazıyorsunuz dedim size. Değil mi? Güzel güzel sordum. Bir de farklı şimdi sorayım. Aynı cümleyi. Ramazan Bey, ne yazıyorsunuz oraya? Şimdi ikisinin de anlamı çok farklı. Halbuki aynı şeyi söyledim, değil mi? Birine baktım, Ramazan Bey, ne yazıyorsunuz dedim. Diğerine, ne yazıyorsunuz? Burada şimdi ikisinin de aynı şeyi söyledi diyemezsiniz. Çünkü benim vereceğim cevaplar değişir zaten. Sorduğunuza göre. Değil mi? Ay, soru farklı zaten. Değil mi? Şimdi, demek ki biz iletişim kurarken soru ya da anlatma şekillerimizde kullandığımız kelimeler değil. O ses tonu, enerji bunlar önemli. İşte bunları fark ediyorlar ve diyorlar ki tamam demek ki biz kullandığımız kelimeler, ses tonları,
bunlar. Beden dili, şekil, görüntü önemli. İnsan %70. O sıra başlıyorlar insan beynini iyice araştırmaya. Psikolojiyi araştırmaya. Diyor ki %70 görsel algılıyoruz. Ses sonra geliyor. Ve diyorlar ki patron buyur. Onun için bütün bu araştırmalarımızın neticesinde senin istediğin gibi bir araç biz bulduk. İnsanın %70 gözüne hitap eden, kelimeleri kullan, radyo gibi kelimeli ve anlatımları kullanabileceğimiz ve aynı zamanda çalıştığı anda da 7.83 titreşimi yayacak. Yani radyoyu bazen insan kapatabiliyor, ne dinleyeyim diye, ama bunu kapatmaz, kapatası gelmez. Bu bağımlılık yapar. Bugün görüyoruz değil mi o aleti? Değil mi? Siz gidiyorsunuz, kimin evine giderseniz gidin, maalesef sabah açılıyor o televizyon, gece yatana kadar. Evet. Arkadaşım niye bu kanalı açtın ya? Bunda da şimdi hani zırva şeyler var diyorsun. Aman bakmıyorum zaten diyorlar. Peki bakmıyorsan neden çalışıyor orada? Değil mi? Demek ki şuur altın dinliyor aslında. Bakmıyorum demek yanlış. Bakmıyorsan kapatırsın. Şimdi bir pencere değil mi? Havalandırmayacaksan kapatırsın. Ya da bir soba. Isınma ihtiyacın yoksa kapatırsın. Ama bu kapatılmıyor. Ben bakmıyorum orada çalışsın diyor. Sanki hayatının bir parçası, enerjisinin bir parçası. Bakın burada bir bağımlılıklar var. Sadece uyuşturucular, efendim alkol ya da sigara bağımlılığı değil. Sigara, televizyon çok önemli, çok tehlikeli bir bağımlılık burada. Evet. Beyni bastıran, uyuşturan sizin şuurlu kısmınız, değil mi? Bilinçli kısmınız o sözleri algılamıyor. Dinlemiyorsunuz ya o anda... Başka bir şey yapıyorsunuz, çocukla oynuyorsunuz ya da yemek pişiyor, salata yapıyorsunuz. Ama şuur altınız her şeyi duyuyor. Çünkü şuur altı, valla o testi nasıl yaptılar bilemeyeceğim ama 300 yıl kayıt kapasiteli bir makina. Çok enteresan değil mi? Yani o grup bütün bu araştırmaları yaparken şuur altının 300 yıl kayıt kapasitesi olduğunu görüyor. Ha bu bana şunu düşündürüyor. Evet DNA helezonlarımıza da baktığımız zaman insanoğlu aslında çok kısa yaşıyor. Bizim atalarımıza da baktığımızda yine belgesel ve tarih incelersek aslında insanların en aşağı 300-350 yıl yaşadığını yani orijin halinin bizim ömürlerimizin kısaltılmış olduğunu da oradan görürüz. Hep bunlar yine araştırma. İnternet aslında çok güzel bir hazine. Oldu güzel. Belgeselleri incelersek çok güzel konferanslar var, çok güzel programlar var. Hani televizyonda kaçırmışızdır. İnternet çok güzel bir bilgi kaynağı, çok güzel bedava bir kitaplık. Onları izlemelerini isterim insanların. Çünkü biz bu normal ritmimizde dünyadan bir haber yaşıyoruz Sayın Sazak. Neden derseniz, televizyon açtığınız anda tamam çok kanal var ama sizin ne bilmeniz gerekiyorsa... Sizin ne hissetmenizi istiyor ise onu veriyor, öyle değil mi? Oradakiler de insan. Onların da yine para ve nefsi ihtiyaçları var. Paradır, kariyerdir şu bu. Demek ki ben haberdar olmuyorum. Beni onlar istedikleri gibi haberdar ediyorlar. Bu noktayı görmemiz lazım. Artı... telefonum var vesaire var. Olsun ben girdiğimde işte Facebook sayfaları şunlar bunlar. Onda da yine benim bildiğim insanlarla belli alışverişler var. Ben yine dışarıya açık değilim. Ben aslında kapalı bir dünyada yaşıyorum. Bir yerde benim Facebook'ta tanıdığım insanlar bana ne paylaşacaklarsa paylaşıyor. Televizyonum benim ne bilmemi istiyorsa. Ben kendi irademle bir yere girip kurcalamıyorum. Hani çocuk gibi düşünmüşüm. Çocuğum tamam burada oyunlarım var oraya gidebilirsin. İşte şurada demin koltuk var oturabilirsin. Çocuk annesinin izin verdi ya da babasının izin verdi. Çocuk kendi iradesiyle ya bir dakika ya şu pencereyi açayım bakayım bu bina kaç katlı. Bahçede ne oluyor demiyor. Ama özgür zannediyor kendini o hanenin içinde. Ben orada tuvaletimi yapabilirim burada oyun oynuyorum. Orada mutfak diyor halbuki benim içinde kapalı bir yerde. Aynı onun gibi biz de büyük çocuklarız şimdi. Biz bilgileniyoruz, aa dünya gelişti, bak 100 yıl önce bizim dedemizin haberi var mıydı dünyadan diyoruz. Şimdi bütün dünyayı biliyoruz diyoruz. Değil, nereden biliyoruz? Bize neyi bilmemizi istiyorlarsa o şekilde gösteriyor tabii ki medya. Özgür Hanım, siz
psikolojiye geçtiniz. Vallahi resmen geçtim. Psikoloji yapıyorsunuz. Ben tabii bir şey demiyorum ama şunu da anlıyorum. Psikoloji öyle demeyelim. Tasavvuf öğretisi psikolojinin içinde o zaman. Bunlar birbirinin içindeler. Evet. Kaynaşmışlar. Evet, evet, evet. Haklısınız. Ya şu bakımdan hani uyanmak lazım. Kendini bilmek lazım. Hem beyni hem yüreği kullanmak lazım derken oradan zaten buraya kaydık ya. Dolayısıyla bize sunulan hani gittiğimiz alışveriş merkezinden tutun. İşte her şey varıncaya kadar yani televizyon kanallarından, partilerimizden, tarikatlarımızdan her şeyi sorgulamamız lazım aslında. Sorgulama. Yüreğime ne kadar yakın geliyor? Gerçekten doğru mu? Anladım. Popüler olup olmaması hiç önemli değil. Bakın insanların nerede çokluksa hani orada iyidir, sürü bilinci var çünkü insanlarda. Bir de sistem ona, televizyon ona yönlendiriyor biliyorsunuz. 17.83 frekansıyla sürü bilincine götürüyor insanları. Ve insanlar farkında olmadan onaylıyor. Çünkü 7.83 frekansından girdi. Kalabalığa uy, çoğunluğa uy diye. Orası güvenli, bu sinyaller yapılıyor tabii ki. 52 kare vardır. Yani dediğim gibi araştırmamız lazım. Biz Yaradan'ın özgür varlıklarıyız. Hani hayata bakış, tasavvufun Allah'a bakışı demiştim de. O büyük bir nur, biz onun parçalarıyız. Ve bizim burada bulunma sebebimiz kamil insan olmak. Ha bunun için de eksiklerimizi bulup düzeltelim. Tamamlayalım, hatalarımızı düzeltelim. Yani ben beynimi kullanmıyorsam biraz beynimi kullanmam lazım. Biraz araştırmam lazım, öğrenmem lazım. Kamil insan olmanın doğru giden ilk basamaklar bunlar. Ezber yaşamayacağım. Öyle diyeyim. Peki. Çok uzatmış oldum. Uzatın, uzatın. Bugün sizin artık. Peki biraz önce sürü psikolojisi dediniz ya, geçenlerde haberde dinledim, seyrettim, çok da üzüldüm. Koyunun bir tanesi kayadan atlıyor, 200 koyun birden atlıyor. Ay kıyamam ya. Hepsi atlıyor. Evet. Peki bu sürü psikolojisi bizde de, insanlarda da mı var? Tabii. Sadece atlamıyorlar ama değil mi? Tabii. Atlayanlar da var mı? Hayır, yani psikolojide nasıl bakıyorsunuz buna? Bu işte iradeyi kullanmamak, beynini kullanmamak. Yani kalabalığı güven olarak görüyor. Ve önden giden nereye gidiyorsa ben de onu takip edeyim diyor. Yani yol açıcı. O onu takip ediyor. Yolu açıyor nasıl olsa diyor. Ama bunlar bir yerde farkında olmadan yaşamaktır. Yani ona güvenmek, benim önümdeki kişi beni doğru yola götürüyor demek güvenmek. Güvenmek de bilmek değil, farkında olmak değil. Sormuyor, sorgulamıyor, düşünmüyor. Aynen. O doğru yapıyor diyor. Tabii ki Allah aşkında, rahmani yolda güvenmek esastır da. Tabii. Ama bu körü körüne bilmeden güvenmek anlamında değil. Değil mi? Ben şimdi saf saf oturayım, herkese güveneyim, bunu kastetmiyoruz. Olur mu hiç öyle şey? O kamil insan olmuyor o zaman. Yaradan'ın parçası olduğuma ve benim de bir zihnim, bir zekam değil mi? Müthiş bir zeka demiştik. Müthiş bir yüreğim olduğuna güvenmek. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Ben iyi bir insanım. Ben çünkü sürekli eksiklerimi bulup tamamlamaya çalışıyorum. Hatalarımı bulup düzeltmeye çalışıyorum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ha. Dolayısıyla kendime güveniyorum. Ve güvenmek o huzuru getirir. O huzurla birlikte karşımdaki insana da kim bu? Bu nasıl bir canlı deyip bakıyorsunuz. Ve o zaman antenleriniz açık olduğundan algılıyorsunuz onu. Olumlu ya da olumsuz olduğunu. Çünkü şahlandırdınız esas olan özelliklerinizi. Asıl olan özelliklerinizi şahlandırdınız ve karşı tarafında niyetin iyi ya da kötü olduğu ya da mantıklı mantıksız olduğu bir sürü şeyini hissedersiniz. Titreşiminiz artık uykuda değil, pasif değil. Hissedersiniz ve biraz daha da incelediğinizde halini, tavrını ya da söylediği şeyleri ya da emirlerini
hayırlı olup olmadığını anlayabiliriz. Ve tabii ondan sonra da güven geliştiririz. Evet, doğru. Bu kişi iyi bir şey yaptı diye. Anlıyorum. Peki, bir ara daha vereceğiz. Artık bir saatten beri tasavvuf anlatıyorsunuz. Öyle mi? Ondan sonra ben size biraz daha vurucu sorularım olacak. Peki. Değerli izleyenlerim, kısa bir aramız daha var. Görüşmek üzere.